Arkadaşlar, herkese merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. Gençler, şöyle bir 30 saniye, bir dakika falan bekleyelim. Arkadaşlarımız bir toparlansın. Hocam, attığım soruya baktım. Efendim? Hocam, dün bir soru attım ya size. Şu SA üzeri SA. Evet. Hocam, orada M kare almışım ben. Direkt M üzeri M alsak doğru çözüm o galiba. Doğrudur. Olsun. Onları henüz görmedik. Bugün bakalım bir aksilik olmasa onları göreceğiz. Şimdi... Hocam esin giremiyormuş. Onu alır mısın? Esini özellikle bilerek almadım. Esini bilerek almıyorum. Nedir yani? Şimdi... Evet. Bakalım girebilmiş mi? Esin Hanım geldiniz mi? Esin. Hocam. Esin merhaba. Merhaba. Güzel. Arkadaşların hemen hocam Esin alın dediler. Ben dedim ki kalsın Esin. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim ne demek. Şimdi arkadaşlar dün fonksiyon olmak ya da olmamak üzerine tanım kümesi, görüntü kümesi, değer kümesi kavramlarını söylemiştik. Şimdi şöyle bir örnek alıyorum. Lütfen siz de güzelce şimdi bir takip edin. Şöyle bir şey desem ben. Aşağıdakilerden hangileri fonksiyondur diye soru soruyor. Tamam mı? Aşağıdakilerden hangileri fonksiyondur? Bir... İki, burada şöyle bir doğru çiziyorum. Şurada bir parabol çiziyorum. Üç diyorum. Dört. Şunlardan şimdi hangileri fonksiyondur diye bakalım. Bakalım hangileri fonksiyonmuş, hangileri değilmiş. Şimdi bu tarz grafiklerle karşılaştığımız zaman arkadaşlar sizden ricam şu. Lütfen kitaplarda da onu yazan ama niyesini anlamamız lazım bizim. Nedir hocam o? Verilen herhangi bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını arkadaşlar şöyle anlıyoruz. X eksenine dik düşey çizgiler çizeriz. Bu çizgiler grafiği tek yerde kesmesi lazım deriz biz. Hocam niçin? Niye mesela tek yerde kesmiyor? Yani bunun mantığı ne? Mantığı şudur. Bu dikey çizginin anlamı arkadaşlar şudur. X'in her değeri bir yere gidebilmeli mi? Bakıyorum gitmesi lazım. O zaman her çizdiğim mutlaka bir yere gitmesi lazım. Grafiği kesmesi gerekiyor. Tanım kümesinin her adamı o zaman bir yere gitmiş demektir. O yüzden bu bir fonksiyondur. Düşey çizgiyi bir daha söylüyorum. X'in her adamını bir yere gönderiyoruz. O anlamda düşey çizgiler çiziyoruz. Bu bir fonksiyondur. İkincisi, o da bir fonksiyondur. Bakın çizilen her çizgi bir yerde mutlaka grafiği kesiyor ve iki yerde kesmiyor. O yüzden bu da fonksiyondur. Bu fonksiyon mudur hocam? Evet, bu da fonksiyondur. Nasıl? Arkadaşlar bakın, çizdiğim her çizgi, bu hatta adına sabit fonksiyon diyeceğiz. Bu da bir fonksiyondur ve
biz buna sabit fonksiyonda direkt diyebiliriz. Bu da fonksiyonu tek kerede kesiyor. Mesela bu dördüncüsü fonksiyon değildir. İki şekilde de olay bozuluyor. Nasıl hocam? Bakın şu nokta, diyelim ki atıyorum dört noktası olsun. Rastgele bir nokta değerlendirdim. Şuradan çizdiğim çizgi hem yukarıda hem aşağıda grafiği kesiyor. Bunun anlamı şudur. Örneğin x'in bir değeri hem bu noktaya gidiyor, y'nin o değerine gidiyor hem de aşağıya gidiyor. O yüzden iki noktaya gittiği için x'in bir değeri. O yüzden diyorum kardeş sen fonksiyon değilsin. Hatta şuradan da yapabiliriz. Şuradaki bir değer bakın hiçbir yere gitmiyor. O zaman diyorum ki kardeş mesela 5 sayısı bir yere gidemediği için kusura bakma sen yine fonksiyon olma özelliğini taşımıyorsun. Şimdi gelelim 5.'ye. 5. grafik fonksiyon mu arkadaşlar? Hayır. Niçin değil hocam? Çünkü arkadaşlar bakın eksili değerler bir yere gitmemiş ki. Ama hocam grafik buradan başlamış, fonksiyonu buradan alsak alamazsınız. Çünkü ben size dün şöyle bir şey söyledim. Ne dediniz hocam? Arkadaşlar fonksiyonlar aksi belirtilmediği sürece tanım kümesi reel sayılar, değer kümesi de reel sayılardır. Burada bütün reel sayılardan reel sayılara düşünmek zorundayım. Her değerin bir yere gitmesi lazımdı. O zaman diyeceğim ki kardeş kusura bakma eksi bir veya işte eksi iki bir yere gidemiyor. O yüzden sen fonksiyon değilsin. Eğer adam şöyle demiş olsaydı. Arkadaşlar bu bir f fonksiyonudur. Ona göre tanım kümesi neresidir dese o ayrı. Bunun fonksiyon olduğunu ısrarla söylerse o zaman bize deriz ki sen ancak sıfırın sağından itibaren yani sıfır açık pozitif değerlerde tanımlısın ve tanım kümen şöyle olur. Sıfır sonsuza kadar. Ama sen bana genel anlamda bu bir fonksiyon mudur diye sorarsan derim ki kusura bakma sen bütün reel sayılarda çalışman gerekiyor. Eksili değerler bir yere gidemiyor. O yüzden sen bir fonksiyon olamazsın. Üzgünüm. Fonksiyon hocam diyorum. Bir saniye az hocam bir... tanım kümesi. Durun. Az bir saniye. Şunu bir söyleyeyim ondan sonra soracaksınız lütfen. Bakın aynı şeyi şöyle bir şey yaptım. Bakın. Aynı grafiği altıda çizdim ve şöyle bir şey yaptım. R artıdan R'ye. Bakın grafik aynı. Bu fonksiyon değil ama bu fonksiyondur. Niçin? Çünkü adam diyor ki bak tanım kümesini ben neresi aldım tanım kümesini? R artı. Yani x'leri pozitif reel sayılardan almış. Değer kümesi bütün reel sayılar. O zaman diyorum ki tanım kümesi pozitifler olduğu için buradan sadece elemanlarıma bakacağım. O yüzden bu bir fonksiyondur diyebilirim. Bu kurtardı çünkü pozitif reel sayılarda çalışıyor. Şimdi Kemal sen miydin? Söyle dostum. Az önce birisi bir şey soracaktı. Kemal sen miydin? Benim hocam. Söyle dostum şimdi. Hocam 5. örnekte tanım kümesine x'e açık aralık yaptınız. Orası kapalı mı yoksa açık mı? Açık. İçi boş mu orada? Nokta içerisi boş. Ha, içi boş mu? Tamam evet. Hocam ben dolu çizdim de. Şeklin içerisi boş. O yüzden tanım kümesini sıfır hariç aldım. Bunun da içi tamam, boş. Hocam. İkisi de içi boş. Aynı grafik. Burada hiçbir şey söylemediği için bütün reel sayıları düşündüm. O yüzden fonksiyon olmadı. Burada r artıdan r'ye gittiği için fonksiyon oldu. 5'te zaten içi dolu da olsaydı bir şey fark etmeyecekti. Evet. Yine eksiler boş. Evet. Yani yine fonksiyon olacak. İçi dolu olsa bile fark etmeyecekti. Doğru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi. Bunu yaptık. Buradan notlarınızı alın. Şimdi hemen soruyu şöyle değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar, hadi bakalım şöyle bir örnek. Örnek şu.
3 farklı mektup, 4 farklı posta kutusuna atılacaktır. 3 farklı mektup, 4 farklı posta kutusuna atılacaktır. A diyorum. Kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi güzel insanlar, bakın bu olay permütasyon mantığıdır. Ve burada bu tarz bir ifadede, permütasyon konusunda göreceksiniz bunu. Önemli olan hareket eden nesnelerin karşı tarafta ne kadar alternatifleri varsa o kadar değişik pozisyon oluştururlar. Birinci mektubu elime alsam, birinci mektubun arkadaşlar kaç değişik gidebileceği alternatif vardır onu düşünürüm. 4 arkadaşlar. Birinci mektup 4 yere atılabilir. Mektup 2 kaç yere gidebilir? O da 4 yere gidebilir. Çünkü bana bir kutuya en fazla bir tane atacaksın ifadesini kullanmıyor. O yüzden arkadaşlar mektup 2 de 4 yere gidebilir. Mektup 3 o da 4 yere gider arkadaşlar. Bunların çarpımı kadar kere farklı durum vardır. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 64 değişik şekilde burada bu olay gerçekleşir. Önemli olan şey şudur. Hareket eden nesneler kaç değişik yere gidebilirse arkadaşlar o kadar değişik görüntü oluşur. B'de şunu söylüyorum. Her mektup arkadaşlar farklı bir kutuya atılmak şartıyla o zaman da şöyle diyoruz. Hangi mektuptan başladığınızın önemi yoktur. Birinci mektubu alıyorum. Birinci mektubu elime aldığım zaman karşı tarafta arkadaşlar kutuların hepsi boş olduğu için bunun 4 alternatifi vardır. Mektup 2'nin 3 alternatifi vardır. Çünkü bu gitmiştir, herhangi bir yere gitmiştir. Orası doludur artık. Bunun gidebileceği yer 3 tanedir. Mektup 3'ün gidebileceği yer 2 tanedir. Bunların çarpımı kadar kere pozisyon oluşur. 4, 3, 2, 24 değişik şekilde görüntü oluşur arkadaşlar. Şöyle deseydi mesela C seçeneği. Deseydi ki 2 nolu mektup 3 numaralı kutuya atılacak. 2 nolu mektup 3 numaralı kutuya atılacak ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 2 numaralı mektubun görüntü pozisyonunu 1'e indirgiyor. Niye? Onu diyor sadece 3 numaralı kutuya atacak. Onun gideceği adres belli. O zaman önce oradan başlıyorum. Mektup 2 diyorum. Gidebileceği yer sayısı 1 tane. Önemli olan karşı tarafa yazacağımız sayı ne kadar alternatife gidebiliyor ona bakacağız. Mektup 1'i şimdi atalım veya mektup 3'ü fark etme sırası artık. Mektup 1'e geldiğim zaman mektup 1 arkadaşlar kaç yere gidebilir? 4 yere de gidebilir. Niye hocam? Adam gene şunu belirtmemiş. Bir kutuya birden fazla atmayacaksın ifadesini kullanmamış. O zaman mektup 1 kaç yere gidebilir? 4 yere. Mektup 3 kaç yere gidebilir? O da 4 yere. Eğer deseydi ki 2 numaralı mektup 3 numaralı kutuya atılacak ve her kutuda yalnız bir tane mektup olacak en fazla. O zaman bu 1 olacaktı. Bu bir yere kapattığı için bu 3 olacaktı. Bu da 2 olacaktı. Önemli olan her yeni hareket eden adamın karşı tarafta ne kadar alternatif vardı ben ona bakarım. İkinci mektup bir yere gitti çünkü 3 numaralı kutuyu atmak zorundayız. Tek alternatif var, adres belli çünkü. Ama bunun her şey serbest. Bunu elime aldığım zaman hiçbir şart yok. İstersem o kutuya da atabilirim onu. O yüzden 4. Bu da aynı şekilde 4. Önemli olan her bir nesneyi elime aldığım zaman onun karşı taraftaki alternatif sayısıdır önemli olan. Umarım anlamışızdır. Şimdi bunu aslında fonksiyonlardaki fonksiyon sayısının mantığını anlayalım diye bunu örnek olarak aldım.
Bunun şimdi olayla ne alakası var onu anlayalım. Şunu not olacak olan arkadaşlar bir alsınlar. Hocam. Efendim. Hocam mesela şey dese işte 4 oyuncak 3 çocuk. Dur Kemal. Hayır durun. Bu sefer de mesela Dur Kemal girme. Beni şimdi permütasyona sokmayın. Permütasyona girersem o zaman onun bir sürü değişik alternatifleri var. Oralara girmeyin lütfen. Kemal onun zaten permütasyon konusunda Kemal onları bazılarını mesela oyuncakları seçeceğiz, çocuklara vereceğiz. Bazen mesela diyelim ki ayraç yöntemi vardır. Orada bir sürü değişik yöntemler var değişik sorulara karşı. Oralara girmeyin. Oraya girersek altından çıkamayız. Ben sadece şu mantığı bilin istiyorum Kemal. Nesneler karşı tarafa bir yere gönderilirken her biri farklı ve karşı taraftakiler de farklıysa bunu kaç farklı şekilde gönderirim? Hani bunu şöyle demiş olsaydı. Hani elimde 3 tane oyuncak var. Bu 3 oyuncağı ben diyelim ki 5 tane çocuğa vereceğim. İstediğim şekilde verebilirim deseydi. Birinci oyuncağı istediğim çocuğa veririm 5. İkinciyi de 5. Üçüncüyü de 5 diyebilirim. Ama bunun farklı bir çözüm yöntemi de vardır. Ama oralar dediğim gibi direkt permütasyon kombinasyona gireriz. O bizi şu anda bütün konudan uzaklaştırır. Siz şunu anlayın sadece. Bir nesne karşı tarafa giderken kaç farklı şekilde gider? Siz o mantığı bilin. Her nesnenin karşı tarafta kaç alternatifi vardır? Öbürünü zaten arkadaşlar permütasyon konusunda işleyeceğiz zaten. O yüzden oraya girersek o farklı yerlere gider. Şimdi şöyle diyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben desem ki arkadaşlar, bakın örnek, bir A kümesi alıyorum. A, B, C. Bir de B kümesi alıyorum. B kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Sorum şöyle. F, A'dan B'ye bir fonksiyon. A seçeneğinde şimdi şunu soruyorum. Diyorum ki kaç farklı şekilde fonksiyon yazılabilir? İşte bu kavram tamamen mektupların posta kutusuna atılma mantığıdır. Nasıl yani hocam? Bakın şöyle. Burada önemli olan şey şudur. Şu mantığı anlayalım. Şimdi A, B, C var. 1, 2, 3, 4, 5 var. Fonksiyon olma şartı şuydu. Buradaki adamların her biri karşıya gidecek. Bir adamla birden fazla yere gitmeyecek. Şimdi A'yı ben gönderirken kaç farklı yere gönderebilirim onu düşünüyorum. A kaç yere gidebilir arkadaşlar? 5 yere gidebilir. B kaç yere gider? O da 5 yere gider. Çünkü A'yı 2'ye gönderdiğim zaman A 2'ye gitmiş olsun. B oraya gidemez mi? Gider. Hiçbir mahsuru yok. B de aynı yere gidebilir. Hatta C de aynı yere gidebilir. O yüzden A 5 yere, B 5 yere gider, C de 5 yere gider. Bunların çarpımı kadar kere farklı durum oluşur. O da ne yaparsa 5 üzerinde 3. Kitaplar kural olarak şunu yazar. Ben o kuralı çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Nedir hocam o? Şimdi diyor ki F A'dan B'ye giderken diyor fonksiyon sayısı S A N olsun S B M olsun fonksiyon sayısı o zaman diyor gidilen kümenin eleman sayısını alta yazın başta kümenin sayısını üstü yazın M üzerinde nedir diyor. İşte fonksiyon sayısının formülü bu. Ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum bunu kural olarak kullanmanızı. Mesela A'dan A'ya fonksiyon olsaydı, A'dan A'ya fonksiyon, A, B, C'den A, B, C, o zaman 3 üzerinde 3 olurdu. Yani gidilen yeri aşağıya ilk kümeyi üste yazıyorsun. Ama dediğim gibi bunu çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu sadece direkt böyle düz bir soruda yapabilirsiniz bunu. Şimdi burada bir daha söylüyorum. Kaç fonksiyon vardır sorularında tek bilinmesi gereken husus şudur. Her bir eleman karşı tarafa kaç farklı şekilde, kaç farklı yere gidebiliyor onların alternatiflerini yazmaktır. Şimdi aynı soruya ben B seçeneği atsam
ve desem ki F A 4 olmak şartıyla kaç fonksiyon tanımlanır diye soru sorsam, bakın arkadaşlar, aynı mektup olayında olduğu gibi, hani diyordu ya 2 numaralı mektup 3 numaralı kutuya atılsın. Bunun da anlamı o. Öyle fonksiyon istiyor ki A'nın gideceği yer belli, sabit, 4. A 4'e gidecek. Yani A'nın alternatif sayısı kaç tane oluyor arkadaşlar? 1 tane. O yüzden buraya 1 yazıyorum. B kaç yere gidebilir? Özgür. Bana istediğim herkes istediği her yere gidebilir. O yüzden burası 4'tür. C kaçtır? O da arkadaşlar 4'tür. Özür dilerim, burası 5'ti. 5, 5 diyorum. Mektup kutusuna gittik. 5, 5. O zaman diyorum 1 çarpı 5 çarpı 5 yani 25. C. Şunu hatırlıyorsunuzdur, henüz söylemedik ama bir fonksiyonun birebir olması demek, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Birebir fonksiyon şöyle bir şeydir. Onu detaylı göreceğiz ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Birebir demek herkes farklı bir yere gidecek. Yani iki adam bir yere gitsin istemiyor. Birebir eşleşme vardır orada. Birebir kelimesinin anlamı şudur. Herkes farklı yere gidecek. Her adam farklı bir adama gidecek. İki kişi aynı yere gitmeyecek anlamındadır. O zaman bana adam şunu sorsaydı C seçeneğinde. Kaç farklı birebir fonksiyon vardır? Kaç farklı birebir fonksiyon vardır dersen diyorum. O zaman şunu yaparım. Hangi elemandan başladığımın önemi yok. Aynı mektupları atmak gibidir. Mektupları farklı posta kutularına atmak gibidir burada. A elemanı kaç yere gidebilir? 5 yere gidebilir. Herhangi istediği yere gider. Bu şimdi herhangi birisine gitmiş olduğundan dolayı A 5'ten birisini tercih etti. Ama 5 farklı desen oluşturuyor orada. Yani bunu 5 kere değiştirebiliyor. O anlamdadır o. B kaç yere gidebilir arkadaşlar? Bu sefer bu 4 yere gidecek. Geriye kalan bu bir yere gittiğinden dolayı 5 yerden bir yere bu geri kalanlardan birisini kullanacak. Bu da arkadaşlar, bunlar iki yeri doldurmuşlardır. Bu üç yere gidecek. O zaman şöyle diyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 20, 60 değişik pozisyon oluşur. D diyorum şuraya. D'de desem ki F A 2, yani A elemanı 2'ye gidiyor. 2 elemanına gidiyor. Şartıyla kaç birebir fonksiyon oluşur? O zaman ne yapacağım? Bu sefer de şöyle diyeceğim. A elemanının gittiği yer 2 olduğundan onun alternatif sayısı, adres sayısı 1'dir. Tek bir yer belli çünkü orası. B kaç yere gidebilir? Ona bakayım. B birebir dediği için A elemanı 2 elemanını doldurduğundan dolayı B geriye kalan 4 yerden bir yere gidecek. Çünkü birebir diyor. C elemanı kaç yere gidecek? Bunlar 2 yeri doldurdular. Birebir dediği için bunların gittiği yere bu adam gidemez. Bu o zaman geriye kalan 3 yere gidecek. Yani şöyle olacak. 1, 4, 3 yani 12 yer. İşin aslında özü şu. Her elimize aldığımız eleman karşı tarafta ne kadar alternatifi var onu yazıyoruz. Gidebileceği adres sayısı kaç tane onu yazıyoruz. Eğer birebir demezse herkes istediği yere gider bana böyle bir şart koşmadığı sürece. Ama birebir derse her seferinde birer tane azaltmak zorunda kalıyorum. Çünkü her seferinde bir yer bir eleman doluyordu ondan. Şimdi kafanıza yatmayan yeri lütfen bana sorun. Hocam şurası niye şöyle oldu deyin lütfen. Aslında bir daha söylüyorum, mektupların kutulara atılması olayıyla birebir mantığı aynıdır. Ve işin özü şudur, her adam kaç farklı yere gidebiliyor, onu bulmak gerekiyor sadece arkadaşlar. Her adamın alternatif sayısını karşıya yazıyoruz. Şimdi buradan notlarınızı alın. Bunu sileceğim. Bunu şimdi iyice pekişmesi için hemen bir örnek daha.
Silebilir miyim tahtayı? Yazmayan var mı? Siliyorum. Hocam ben Pemtersson'dan hiçbir şey anlamıyordum. Onu da direkt böyle fonksiyon gibi düşünelim o zaman. Daha basit oluyormuş. Tabii. Yani bu olay, yani fonksiyon sayısını formülize ederseniz olmaz. Fonksiyon sayısının mantığı, yani permütasyonun bir parçasıdır ama. Permütasyon daha geniş bir kavramdır. Burada önemli olan Kemal ve diğer arkadaşlar hepimiz, bizim elimizdeki tanım kümesindeki bir adam önemli olan karşı tarafta ne kadar yere gidebiliyor? Sadece onu düşüneceğiz. O kadar. Mantık bu yani. Hemen şimdi şöyle bir örnek. Bakın. Diyorum ki bir A kümesi alıyorum. Diyelim ki eksi 2, eksi 1, 3, 5, 7. 5 elemanlı bir küme aldım. Eksi 2, eksi 1, 3, 5, 7. Diyorum ki F A'dan A'ya, X'ten Y'ye, Fx eşittir Y. Diyor ki X çarpı Y sıfırdan küçük şartına uyan kaç farklı fonksiyon oluşur? Şimdi güzel insanlar, bakın lütfen. Sorumuz net. Tanım kümemiz A, gidebileceğimiz küme gene A. A'dan A'ya gidiyor. Birebir falan diyor mu? Hayır. Her şey özgür mü? Hayır. O da özgür değil. Çünkü adam bana diyor ki bak, X çarpı Y sıfırdan küçük olacak. X dediğimiz kimler? Tanım kümesindeki elemanlar. Y'ler de karşı tarafta gidecek olan elemanlar. Y'de çıkacak olan sonuçlar. X'ten Y'ye gidiyor. Ben kilit bilgiyi size söyledim. Kilit bilgi neydi? Kilit bilgi şuydu. Tanım kümesindeki her bir eleman karşı tarafta ne kadar yere gidebilir? Ben ona bakacağım. O zaman diyorum ki x'ler, yani şunlar, her bir elemanı alacağım ve bakacağım kaç yere gidebiliyor. Eksi 2'yi alsam, baksam kaç yere gidebilir diye. Hiçbir şart yok. Yani birebir falan demiyor. Şuraya gitsin de demiyor ama bir ricası var. Seçtiğin x yerine öyle sayı seçtin ya diyor, herhangi bir sayı. Y'yi öyle bir seç ki çarpımları negatif olsun. O zaman eksi 2 kaç yere gidebilir kendim düşünüyorum. Bakıyorum eksi 2 alırsam ancak 3, 5, 7'ye giderse çarpımları negatif olur. Eksi 2'nin gidebileceği alternatif sayısı o zaman arkadaşlar 3'tür. Bir daha söyleyeyim. X'in her bir elemanını tek tek bakacağım. Y olarak ne kadar değişik alternatif seçebiliyorum? X'in, bir daha söylüyorum, her bir elemanı için karşı tarafa yazacağım sayı şurası, Y'nin alternatif sayısıdır. Eksi 1'i elime alsam o kaç yere gidebilir? O da 3 yere gidebilir. Çünkü bunun gittiği yere öbürü de gidebilir. Mesela eksi 2 diyelim 5'e gitti. Eksi 1 de 5'e gidebilir. Bu da 3 yere gidebilir. Sonra geliyorum 3 elemanına. 3 elemanı kaç değişik yere gidebilir? O pozitif olduğu için karşı taraftan negatif bir yere gitmek zorunda. O yüzden onun alternatifi 2'dir. 5 sayısı kaç yere gidebilir? O da arkadaşlar 2 yere gidebilir. Çünkü o da eksiye gitmek zorunda. 7 sayısı kaç yere gidebilir arkadaşlar? O da 2 tane yere gidebilir. Bakın her bir elemanın tek tek kaç farklı yere gidebildiğini buldum. Ve bunların gidebileceği şu alternatif sayıların arkadaşlar çarpmam gerekiyor. O zaman işlemim şöyle oldu. 3, 3, 2, 2, 2, yani 9 çarpı 8, 72 oldu aradım, cevaplıyorum. Bakın burada birazcık daha netleşmiştir olay. Umarım dediğim olayı biraz daha net anlamışsınızdır. Önemli olan her bir elemanı seçerken tanım kümesinde karşı tarafta ne kadar alternatif sayım varsa onları yazıyorum. Burada anlaştık mı? Burada kafanıza anlaştık hocam. Burada kafanıza yatmayan bir yer varsa lütfen sorun. Şimdi buna arkadaşlar bir tanecik daha örnek vereceğim. Şunu bir alın arkadaşlar. Süremiz bitti gibi ama bir tanecik daha örnek verip de iyice pekiştirmek istiyorum şunu. Şurayı not alın lütfen. Bir tanecik
tanecik daha örnek iyice netleşsin ki bu kavram bir daha yarım kalmasın. Şimdi şöyle bir örnek. Hadi bakalım. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 olsun. F A'dan A'ya, A'dan A'ya gidiyor. Diyor ki X'ten Y'ye X arkadaşlar küçüktür Y artı 1. Şartına uyan kaç farklı fonksiyon oluşur? Bakın yine aynı mantık. Benim unutmamam gereken cümle şuydu. Bize hoca öyle söyledi diyeceksiniz ve bunu unutmayacaksınız. Roş Hoca ne demişti? Önemli olan arkadaşlar tanım kümesindeki her bir eleman kaç değişik yere gidebilir? X'in 1, 2, 3, 4, 5 her bir elemana bakacağım kaç yere gidebilir diye. Ben şimdi X yerine 1 alırsam, Y yerine 1 yazsam da olur, 2 yazsam da olur, hepsi olur. Bakın X yerine ben 1 yazarsam, Y yerine 1 de olsa oluyor, 2 olsa da yani X'e 1 yazdığım zaman Y'yi her türlü seçebiliyorum. O yüzden X'in 1 sayısı karşı tarafta 5 yere gidebilir. Şimdi eğer X'e 2 alırsam, X'e 2 aldığım zaman Y'ye 1 seçemiyorum. Eşitlik yok çünkü. Y'ye ama 2, 3, 4, 5'i seçebilirim. Yani 2 için 4 alternatif oldu arkadaşlar. Geliyorum şuraya. 3 seçersem X'e. X'e 3 seçtiğim an burası o zaman diyorum ki 3, 4, 5 olur. Yani 3 alternatif. Burada 4 seçersem, X yerine ben 4 yazarsam, düşünün arkadaşlar X yerine 4 yazsam. Y'yi ne seçebilirim? Önemli olan odur. X'in 4 sayısı için Y hangi pozisyonlar alabiliyor? Önemli olan odur. Y'ye kaç değişik alternatif seçebiliyorum? Bakın Y'ye 3 seçemezsiniz, 4 seçersiniz, bir de 5 seçebilirsiniz. O yüzden 2 alternatif vardır. Eğer X'e 5 seçerseniz Y'yi ancak 5 alabilirsiniz. Yani 1 alternatif. O zaman şunların çarpımı kadar değişik pozisyon oluşur. 5, 4, 3, 2, 1. Yani 120 oldu diyebilirim. Arkadaşlar umarım söylemek istediğim şeyi anlamışsınızdır. Bakın cümlemi bir daha söylüyorum. Bu fonksiyon sayısı kaç tane değişik fonksiyon oluşur mantığında hep şu vardır. Önemli olan o ilk adam, ilk kümeden seçtiğimiz adam karşı tarafta ne kadar alternatif yere gidebiliyor? O yer sayısını bulup karşı tarafa onları yazıyoruz. Onların çarpımı kadar farklı desen oluşur. Buna dikkat. Arkadaşlar bugünkü olayımız buydu. Bu kavramı da inşallah öğrenmişsinizdir. Birazcık daha detaylı sorusu gelebilir karşımıza. Orada birazcık daha ekstra permütasyon belki bilmemiz gerekebilir. Ama şimdilik bu kadarını bilmemiz fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaramazlık yapmayın. İlk föyü şöyle bir tarayın. Bakın ne var ne yok diye arkadaşlar. Onu çözeceğiz belki ama bir bakın bakalım görmediğimiz şeyler de olabilir orada ama şimdilik büyük bir kısmını yapabilir pozisyondasınız. Hadi görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz hocam.